Merhaba. Son zamanlarca son zamanlarda çokça tedavül eden bir ifade var. Padişahlar halka "kullarım" diye hitap edermiş. Öyleyse Osmanlılarda halk vatandaş sayılmazmış. Padişahın kulu, kölesiymiş. Kimilerine göre de ancak Allah'a kul olunurmuş. Padişahın kulu olmazmış. Bu da Osmanlıların İslamiyete aykırı bir hareketiymiş. Şimdi köle ve kul Türkçe tabirlerdir. Arapça'da bunun karşılığı abd veya memlük gelir. Ubudiyet ve ibadet abd kelimesinden gelir. Farsça'da kul yerine bende kelimesi kullanılır. Bendeniz, köleniz demektir. Yoksa bendeniz, bende göl gibi esprileri mevzu olacak bir yanlış anlaşılma mevzubayiz değildir. Kul denince kullanıldığı yere göre farklı manalar hatıra gelir. Bunlardan biri, Allah'a ibadet, abdiyet ile, kulluk ile mükellef insan demektir. Dünyadaki bütün insanlar Allah'ın kuludur. Fatiha suresinde yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz mealindeki ayet-i kerime dikkate değerdir. Birinden yardım istemek dinde men edilmediğine göre başkasının kulu olmak da men edilmiş değildir. Bu ayet-i kerimedeki kulluk ibadet manasınadır. Ayet-i kendi kafasına göre mana vermek ahmaklık ve cahillik alametidir. Şu halde birinin birisine kul olması Allah'a kul olmasına mani değildir. Bir kimse birinin kuluysa yani kölesi ise efendi de kendisi de Allah'ın kuludur. Nitekim harplerde esir düşen düşman öldürülmez. Esir mübadelesi veya fidye ile serbest kalmaz veya zimmi vatandaş olmaz ise köle yapılır. Bu Kur'an ve sünnetin icabıdır ve dünyanın bütün hukuk sistemlerinde böyledir. Kulun bir başka manası ise hizmetkardır. Kölenin esas vazifesi efendi hizmet etmek olduğuna göre kul kelimesi hizmet eden manasına da gelir. Emir kulu tabiri nitekim bu manaya geliyor. Kul, köle, bende gibi tabirler zamanla bir iltifat, bir tevazu ve bir iltica manası kazanmıştır. Hazreti Ali'nin meşhur bir sözü var. Men allemeni harfen fakat sayyereni abden. Bana bir harf öğretenin kulu olurum demektir. Şiirlere kadar, türkülere kadar, şarkılara kadar girmiş olan kulun kölen olayın tabiri var. O da bunu ifade eder. Şair Nevi aşkını anlatırken cihanın izzücahın şöyle izan eyledim ben kim? Eşiğinde kul olmak Dehre sultan olmaktan yettir. Yani bu dünyanın en iyi işi senin kapında kul olmaktır. Yükseklik böyledir diyor. Bunu siz Cenab-ı Peygamber için tefsir edebilirsiniz. Padişah için tefsir edebilirsiniz. Sevdiği kişi için tefsir edebilirsiniz. Fark etmez. Şiirlerin çok manası vardır. Bir kimsenin bir başkasına takdim edebileceği en büyük hediye nedir? Onun hizmetidir, onun hürriyetidir. Kulluk benim olsun, sultanlık senin mısrağında. işte bu mana vardır. Hele seven, sevdiğine kul olmayı, sevgisinin bir işareti ve aşkının cilvesi bilir. Şair der ki, ben senin nen olayım, kulun kölen olayım. Hele meşhur Huma kuşu gazelinde sen efendi ben kapında kul olayım koy desinler. Bu da bunun kuludur. İşte mısraları bu kabilden. Kul haddini bilmelidir. Kul, köle, bende gibi tabirler eski terbiyede sık kullanılan ve bilhassa istidalara yani mektuplara, dilekçelere yazılan birer tevazu nişanesidir. Osmanlılarda hiç kimse kendisinden ben diye bahsetmez. Ben diye bahsedecek olsa ben niye lanet der. Kulunuz, köleniz, çakeriniz, abdi acizleri bendeleri, kulları, çakerleri diye anar. Tevazuyu daha da ileriye götürerek üçüncü şahıs sigasıyla, kipiyle konuşur. Kızından veya zevcesinden bahsederken kerimem veya refikam cariyeniz diye bahseder. Oğlundan bahsederken mahdumum köleniz diye bahseder. Nitekim kendi evinden fakirhane, muhatabının evinden ise devlethane diye bahseder. Bu Osmanlı terbiyesinin en mühim kaidelerindendir. Gelelim padişahlar ve kullarına. Bir kere padişahlar hiçbir zaman halka ey kullarım diye hitap etmez. Ancak dolaylı olarak felence kulum veya kullarım diye bahseder. İşte kullarım şöyle yapsın, felence kulum şöyle olsun. Burada kul hem teba için hem de padişahın yakın çevresindeki vazifeliler için kullanılır yani. Yani normalde devlet memurları, devlete hizmet edenler aslında padişaha hizmet ediyor demektir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. İngiltere'de hakimler kraliçe adına hüküm verirler. İngiltere'de ve diğer monarşilerde askerlerden tutun senfoni orkestrasının çalgıcılarına kadar hepsi kraliçenin hizmetkarlarıdır. Osmanlı'larda klasik devirde yani tanzimattan daha doğrusu 18. asırdan evvel devlet adamları ve kapı kulu askerlerinin hemen tamamı kul menşeğidir. Yani köle asıllıdır. Bunlar da ya devlete aittir, devlet hazinesine aittir veya padişaha aittir. Devlet hazinesinin mutasarrıfı da padişah olduğuna göre hepsinin padişahın kulları diye anılması bir kere tabidir. Sonradan artık hür memurlar istihdam edildiğinde bile ananeye göre sadakatin ve itaatin icabı olarak kul tabiri kullanılmaya devam etmiştir. Bütün monarşilerde olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler hükümdarın tebasını kollayıp gözetmesini, tebanın da hükümdara itaat etmesini emreder. Yani tebanın hükümdara itaati ve sadakati bir İslam Osmanlı anayasa hukuku kaidesidir. ''Kullukum rayin ve kullukum mesulun an rayiyeti'' ''Hepiniz çobansınız.'' sürünüzden, mayiyetinizden mesulsünüz. Bu devlet reisinden tutun, aile reisine kadar devam eden bir e, vazife ve vecibedir. İşte hükümdar ile teba arasındaki bu münasebetin vasfı icabı siyaset ananesinde teba da padişahın kulları olarak anılır. İtaat ve sadakatten dolayı. Yoksa hür kişilerin hiç kimsenin dolayısıyla padişahın kölesi olmadığı hukuken meydandadır. Burada kul tabiri bir yanda sadakat ve itaati, öte yandan şefkat ve himayeyi ifade eder. Çünkü efendi kölesini himaye eder, ona şefkatle davranır. Askerlerin, memurların, hatta tebanın, padişahın evlatları diye anıldığı da çok vakidir. Bu da baba ve evlat arasındaki münasebeti sembolize eder. Monarşilerin en mühim ve en mütefaik, en üstün hususiyeti budur. Hükümdar halkı ailesi memleketi de mülkü olarak görür. Beş senelik seçim devresi için kullanacağı bir fırsat olarak değil. Bu sebeple canı pahasına kollayıp gözetir. Zira tebaanın ve memleketin yok olması kendi yok olmasıyla, kendi zevaliyle müsavidir, eşittir. Bunun için hükümdarın vatana hıyaneti diye bir şey aklen tasavvur edilemez. Bir kimsenin kendi malını çalmasına nasıl hırsızlık denmezse bir hükümdar içinde vatan hainliği mevzubayısı olamaz. Kul da mülk gibidir. Nasıl ki padişahın mülkü tabirindeki mülk hukuki mülkiyeti ifade etmez. Yani hükümdar memleket topraklarında malik gibi tasarruf edemez. Çünkü kendi ayrı hususi mülkü vardır. Kul da her zaman kölelik manasını taşımaz. Buna rağmen bu kullar bazen haklı Bazen sudan sebeplerle, çoğu zaman sudan sebeplerle defalarca ayaklanmıştır. Birkaç padişahın da kanlarına ellerini bulaştırmışlardır. Mesela Kuyucu Murat Paşa 3 yıllık bir mücadele ile celali zorbalarını sindirdi. Ele geçirdiği 400 celali bayrağı ile İstanbul'a girdiği zaman büyük bir sevince yol açmıştı, sebebiyet vermişti. Genç padişah Sultan 1. Ahmet Han huzuruna çıkan, İhtiyar sadrazama Lala buyur otur dediğinde 90'lık vezir yer öptü. Deep değildir. Yani kanun değildir, usul değildir. Kul haddini ve vazifesini bilir diyerek ayakta beklemişti. Yakın zamanda Crown dizisinde seyredenler olmuştur. Churchill, yaşlı başlı Churchill, savaş kazanmış olan Churchill genç kraliçenin önünde oturmadı. Ana neyi bozmayalım dedi. Sultanahmet kendisini güçlükle oturttu. Ve lala dedi senden bir ricam var. Bu sefer Kuyucu Murat Paşa dedi ki estağfurullah padişahım. Padişahların kullarından ricaları olmaz. Emriniz olur sultanım diyerek boyun büktü. Kuyucu Murat Paşa'nın dalkavuk birisi olmadığını herkes bilir. Sultan 3. Mehmet'in Kanije müdafası vesilesiyle Tiryaki Hasan Paşa'ya yazdığı bir ferman vardır. Bir hattu mayum vardır. Berhudar olasın. Sana vezaret verdim ve seninle mahsur olan asker kullarım ki yani onunla kalede mahsur kalan asker kullarım ki manen oğullarımdır. Cümlenizi Hak Teala Hazretleri'ne ısmarladım diye yazmıştı. Koca Vezir Triyayken Paşa bu ferman okunurken gözyaşlarını tutamamıştı. Sultan 4. Mehmet'in Abaza Hasanpaşa ve sipahi isyanında Vezir-i Azam Köprülü Mehmet Paşa'nın azlini hatta azli de değil idamını istediler asiler. Asileri mümessilleri geldiler dediler Köprülü Mehmet Paşa'yı azlet ve idam et. Sizi kim gönderdi diye sordu. Kullarınız diye cevap verdi mümessiller. Haşa dedi. Onlar benim kullarım değildir. vezir Azam o zaman Köprülü Mehmet Paşa Alman seferinde. Kafir üzerine cihad ederken bunlar müminiz ve muvahhidiz ve padişahın kuluyuz diyerek isyan ederler. Yemin ederim ki itaat etmezlerse hiçbirini sağ koymayacağım demişti. Hoşçakalın değerli seyirciler.